Ne alalım bakalım? Ne alalım bakalım? Mana ya da eldiven hangisi? Eldiven olsun çünkü mana ile hep Aoshin'e doğru gidiyoruz gibi bir şekilde. Ve Aoshin'e gittiğimizde de çok fazla Aoshin videosu attık sanki son zamanlarda. Başka kompları deneyelim istiyorum bugün ya. Çok Aoshin'e gitmek istemiyorum. En güzel, en stressizi en azından değil mi? Değil mi? En stressizi. Serap Savaşçı sence nasıl Kasım? Valla benim çok beceremediğim bir şey. Benim çok beceremediğim bir şey oradan bir Yone ya da Yasuo üzerinden belki gitmek falan. Çok iyi değilim. İyi mi peki yani? Onu da çok görmedim. Başkasının da çok başarabildiğini görmedim açıkçası. Ama vardır bir oynanış şekli. Hamzacığım selam hoş geldin. Şimdi Karma'yı yolladım bir kere. İkinci Scar'ı alalım. Bunlara ne diyorsunuz? Bence boşlar. Ama Lilia'yı satalım sadece. Sejuani Aatrox alalım. Ryze bir beklesin yine de. Ryze'ın yanına şöyle bir de şey bulursak. Tylas bulursak o zaman büyücüyü düşünürüm. Ama sadece Ryze'la büyücü düşünmem. Oo. Aa, hemen satmalı. Neyse. Büyücü düşünmek zorundayım. Artık büyücü düşünmek zorundayım. Bu arada para başlangıcı yapıyoruz. Farkında mısınız? Para başlangıcı var burada. Büyücü değil ya şeyde oynarız. Ama büyücü de çok güzel geldi. Astral'i mi koysaydık? Bence Gnome'un beslenmesi daha mantıklı. Zaten 400 cana düşürdüler çocuğu. Çok fazla para başlangıcı. Hepsini satsaydım bir şekilde şey yapabilirdik diye düşündüm de. Dursun bu para bence. Çünkü... Ruhani Ryze. Ve Lulu da veriyor. Ruhani Ryze bayağı iyi oluyor bu arada. White. 3 tane Kench tam mı? Ne oluyor? Bu şey bir oyun oldu. Çok dolu dolu bir oyun oldu arkadaşlar. Daha başlangıcından her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Bütün dünyaya sahip oldum bir anda. Yiğit selam hoş geldin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor burada? Bence bir kere yani bu başlangıç güzel oldu. Ryze hasar kaynağımız. Bu biraz işte defansif. Tahm Kench güzel tank. Level up'a Skarner. Nomzimiz besleniyor çok erkenden. Gayet güzel bir başlangıç oldu baktığımızda yani. Büyücümüz açık değil. Onu da Nami ile atarız. Nami'yi açarız. Mia? Mia mu? Miyasu? Miyasu? Mana'yı almadık ama yine büyücüye döndük. Dev katili yaparız yaydan da ya da Zerot yaparız. Yay büyücüde çok işe yaramıyor farkındayım. Ama dev katili ya da Zerot güzel. Dev katili Ryze için iyi. Zerot da tanklarda iyi. Hatta Titan da tanklarda iyi. Titan da yapabiliriz. Bir Kench daha almayacağım. Mia? Gel. Gel. Bazen geliyor kucağıma böyle deyince. Her zaman gelmiyor. Koko olsa gelir de. Mia. Bu çok utangaç. Bacaklarımın arasında gezmeyi çok seviyor. Öyle öyle sevdiriyor. Onu da sevme, sevgiyi ifade etme biçimi o şekilde. Bence burada seviye atlayıp Nami'yi koyalım. Hem mistik açıyor, hem büyücü açıyor bize. Böylece iki kere ulti atacağı için bunlar ruhani de daha çok çalışır. Ne dersiniz seviye Nami'ye? Biraz ekonomiyi bozuyoruz gibi oluyor ama. Yani belki de şeyi kullanmamak diyeceğim Nomzi'yi ama Nomzi'yi kullanmıyoruz aslında. Biz ruhaniyi kullanıyoruz. Öyle de bir şey var. Benim burada aslında Lulu kullanma sebebim ruhani tamamen. Bir sonraki seviyeye Skarner. O zaman Vlad'ı koyacağımız bir nokta yok bile yani. Astral'i açamadık bir türlü. Olsun açmayalım ne yapalım. Astral olmak zorunda değil ki. Değil mi? Of çok iyi oldu. İyi ki burada seviye aldık. Yalnız rakiplerimizden şu an kulaklarım bir çınladı. Beşe basım. Erkam selamlar hoş geldin. Video bitince yayına gelmek. Hoş geldin İbrahim. Her türlü destek diyorsun. Yeşim Hyper Roll denedim. Ezreal, Karma, Carry koydum. Dördüncü stajden sonra asla iş yapmadı. Beşinci bitirdim. Teşekkür ederim Emir. Bu başarısız girişimini bizimle paylaştığın için. Herkes şunu yaptım, bunu yaptım, bunu üçledim, bunu yirmiledim, bunu otuzladım diyor. Burada işte mesela başarısız bir girişimi de paylaşmak bence güzel, değerli. Yani gitmeyin çok da iyi olmuyor diyor. Şarpak selamlar. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın bakalım? Ne yapıyorsun? Long time no see.
Naruto'nun Ferit'e tek attığı maçtaki Sub Zarya sen misin? Olabilirim, evet. Neden? Ryzen bu arada Ruhani ile nasıl çalıştığını bir izleyelim mi? Ruhani 3 mana dolduruyor. Her bir rakip takım ya da kendi takımımdan karakter yetenek kullandığında 3 manası doluyor Ryzen. Yalnız bu nasıl bir Aatrox'muş, canını o kadar çok doldurdu ki korkuyorum. Ryzen 3-3-3-3 dolduğuna bakın böyle. Bir ulti daha atabilir misin? Atman lazım. Atman lazım. Neyse tamam, hallettik gibi de. Uf, rakibimiz çok güçlüydü. Çok güçlüydü. Aatrox aslında arka tarafı hiç de güçlü değilmiş. Statiği vardı, statik farkı. Statik farkı oldu. Aatrox'un da ki eşya o kadar ölümsüz yaptı ki onu. Dedim acaba gidiyor muyuz? İlk eşya ne yapalım? İlk eşya ne yapalım? TG mi acaba arkadaşlar? Hırsız eldiveni Tahm Kench mi burası? Hırsız eldiveni Tahm Kench mi? Sanırım kalacak ve sanırım alacağım onu. Evet. Bir saldırı da hızı daha alamam. Ve Negatron'da alakasız şu anda baktığımızda. Civa yapabilirim belki Ryze ama gereksiz. Bunun yerine bence eldiven birleşimini verirsek burada bize büyük bir üstünlük sağlayabilir. Buraya verirsek. Tamam, Morello çalışıyor Tahm Kench'te bu arada. Tahm Kench çünkü üzerine kalkan açtığında bir şeyler oluyor. Burada 16 verip Skarner'ı da içeri koymayı istiyorum ben ya. Tahm Kench'imizin daha fazla vurması, yaşaması vesaire vesaire için. Skarner'ın içeride olması lazım. Burayı kilitleyeceğiz. Farkındayım. Yapacak bir şey yok. Skarner'a ihtiyacımız var çünkü. Skarner 400 can veriyor arkadaşlar. Şeye, Ryze, Tahm Kench'e 400 can veriyor. Kendisi de yine 1650'den 1050'ye çıkıyor. İki kavgacı çünkü biliyorsunuz 200 can veriyor bütün takıma. Kavgacılar için bu can iki katına çıkıyor. O yüzden 400 can vermesi bayağı iyi. Ön taraf ölmezse zaten Ryze her türlü işini yapar. Güzel güzel. Hem de yani 6 olmak da kötü değil. Erkenden Sylas'ı görürüz, Ryze'ı görürüz falan filan. Burayı kilitlemeden geçme gibi bir ihtimalim yok bu arada, onu söyleyeyim. Yani Skarner'ı artı bunu satsam yine Ryze'ı alamıyorum. Nami'yi her türlü almam gerekiyordu. Burada seviye atlamak zaten vardı aklımda uzun zamandır. Yani oyunun daha başında şurada bile 6'ya basarız diyordum ben. Çünkü altın başlangıcı yaptık arkadaşlar. Bu kadar parayı normalde her oyun bulamazsınız. Oyun bize yay ve eldiven attığı için 2 tane eşya attı. 2 eşya attığında genelde 9 altın başlangıcı yaptırıyor bize. 6 altın değil de. 9 mu 10 mu arkadaşlar ya da daha fazla mı? Yani fazladan altın veriyor. Burası 6'ya bastı 6. seviyeye. Wow. İlginç. 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 Neyse ki bize gelmedi. Burası niye 6'ya bastı? Galibiyet serisinde değil. Belki ilkini kaybetmiştir. Ondan sonra hepsini kazanacaktır falan gibi mi acaba? Bilmiyorum. Neyse sorun yok. Hallettik. Hem pozisyon olarak kaçtık ondan hem de zaten 4 level birisi geldi. Burada büyücü gidiyormuş ve Vladimir'in neredeyse 3 yıldız yapmış bile. Ama bizim zaten Vladimir'le işimiz yok. Biz gidiyoruz level'a. Biz zaten mümkünse Asol falan bile oynayabiliriz. Aoshin, Asol ya da Ryze'la devam ederiz ileride. Burası sürekli D'ye basıyor tabii. Planlı mağlubiyet çok iyi bir ekonomi eklentisidir biliyorsunuz. Hem kaybettiğinde 2 altın veriyor hem de bedelsiz bir yenileme veriyor. O da erken astraller için çok iyi. 3 astral de açık şu anda. Bu turluk Tristana'yı içeri koyalım. Besleyelim. Nomzi'yi değil mi? Sadece bir tur. Çok değil. Şöyle. Dizlime sonra bakarız. Sen lazımsın. Sen lazımsın. Lilia görüyorum orada ama yani onun girdiği bir senaryo var mı? Çok da eminim. 8 level'da düşünürüz yani büyücüleri. Sylas artı Zoe girecek ama 8'de de yani baktığımızda. Şu anda onu tutmanın çok bir manası yokmuş gibi geliyor. Yine de alalım. Tristana'yı da alalım. Belki 7'de 2 yıldız bir Tristana koyarız. Bu bir dev katili galiba ya. Değil mi? Dev katilini yapalım şeye. Ryze'a bir dev katili yapalım. Düşünelim bir şimdi. Dev katili yaparsak Ryze'ın canı yüksek şeylere hasarı artacak. Okey. İyi bir şey bu. Ama Shojin yapamıyoruz. Ama zaten ruhani amblemi var. Shojin'e ihtiyacı yok mu desek? Değil mi? Shojin'e ihtiyacı yok desek olmaz mı?
Diyebiliriz bence ya. Şöyle yapalım. Orada çekiyordu birisi. Şunları satalım. Seni de sattım. Seni de sattım. Tamam. Güzel. Buraya karşı uzakta olmak iyi. Bunu da buna vereyim. Zaten satacağım bu Skarner. Gelecekte yok bizim kompumuzda. Bence arkadaşlar dev katili güzel bir eşya Ryza. Yanına da bir tane can doldurma eşyası ayarlarız. Ne o bilmiyorum artık. Oo, bu Lee Sin biraz sıkıntı. Dibime kadar girdi. Tekme yapma. Öldürdük, tamam. E tamam, başka da kimsesi yok. Bu adam 6'ya basmıştı bir de bu arada. Ve galibiyet serisinde de değil. Bitti bu adamın işi var ya. Ekonomi desen yok. E kaybetti yine bir kez daha. Üstelik 12-7. Biraz üzgün olmalı. Şu anda onun için oyun. Aksiyon akımı çekiliş sanki ya. Bilmiyorum çok... Oo, bu arada kendisi çok iyi eşya geldi. Çekiliş mi? Ticaret. Ticaret. Aksiyon akımı. Akım değil sanki ya. Ya da akım mı? Akım mı, bileşen mi? Akım aslında Ryze'da fena değil. Belki Aushin'de de ya da işte Sol'de de falan bir tane daha ulti atsa iyi olabilir. Kill alıyor ulti ama ya o kadar seri atamıyor ya. Çekiliş daha iyi gibi sanki. O kadar seri kill alabiliyorlar mı? Gerçi şey vermeyeceğiz ya, mana eşyası. Evet, iyi olabilir ya. Mana eşyası vermeyeceğimiz için iyi olabilir. Aldım ben bunu. Sol'da. Da. Umarım şeyle yoktur. Biraz arama yapsa mıydık acaba? Of, 1, 2, 3, 4 tane asası var. Burası sanırım GG. Bir noktada kaybedecektik. Arama yapmadığımız bence daha iyi oldu. Ekonomiyi bir 50 altına çıkaralım. 50 altından sonra bakarız zaten. Solda olsaymış yine ölüyormuş arkadaşlar. Çünkü 4 asası var. 2 tane asası amblemi var. Hem sol tarafa hem sağ tarafa geliyor. Bunu hiçbir şekilde alt edemem ben. Yapacak bir şey yok. Akım şöyle iyi arkadaşlar. Ruhani ile şöyle bir kombosu var. Hani kill aldıkça ulti atıyor ruhaniler. Aa, aklıma ne geldi? Ruhani Zoe mi yapsak? Evet, çok iyi olabilir. Bu da ruhani değil mi? Evet. O zaman Anivia ve Sona koyarsak 4 ruhani açabiliyorum. 7 mana. Of, full spamliyorlar skill'lerini. Anivia'ları tutacağım ben ya. Girme ihtimali var bunların. Vladimir vardı bir tane, onu sattım galiba. Oo, bu karmayı üçlemiş. Onlarla karşılaşmadan önce bir güçlensem iyi olur. Bunun şeyi yok değil mi? Tamam. İyiyiz ya bence böyle. Ruhani Aushin nasıl olur? Çok iyi olur. Hemen doldurur ultisini. Güzel olabilir. 4 ruhani açmayı düşünüyorum bu oyun. Orası kesin. Bakacağız. Ne ruhani olacak? Zoe mi? Ryze mi? Aushin mi? Sol mü? Herkes çok güçlenmiş bu arada arkadaşlar. Bütün paralar bitirilmiş. Çok güçlenilmiş. Biz late game kompo oynamak istiyoruz. O yüzden buralarda biraz canımız hızlı eriyebilir. Şöyle bir aramadan Ryze'ı, Nami'yi, Lulu'yu bulmak harika olur. Bulamazsak da 7 level araması yapacağız biraz. Yapacak bir şey yok. 6 level'da aramam çünkü 6'da sadece Nami aramış olacağız. 7'de birazcık daha Ryze'ın falan yüzdesi artacağı için daha iyi gibi. Çok yakın bir mağlubiyet. Alabilirdik burayı. Fighter öncesi diyelim. Sanırım Anivia'ları satacağım şimdi ya. Şu an için Anivia o kadar da elzem değil bizim için. 82 can, güzel. Bayram tatilinden dönüyorum Trabzon'dan İstanbul'a, seni izliyorum. İyi seyirler de Mertur'u, yoldan da gözünü ayırma da. Sesimi duy bence sadece. Asali rework geliyormuş normal LoL'de, gördüm. Görmedim. Görmedim onu. Bir tane Negatron'umuz var. Bence tank eşyaları alalım arkadaşlar. O yüzden zırhı alalım burada. Peki bu zırhla gargoyle yaptık mı, bekletiyor muyuz? Bence bekletiyoruz. 2 tur kaldı. Bunu bir gün ateşine çevirmek daha mantıklı gibi. Mehmet Kampolat olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Mehmet. Sattık bunu. Tam kençte. Okey be eşya. Yavaş yavaş F'ye basalım ya. Canımız çok nasılsa. Buranın karma 3'ü var. Bitirir benim işimi burası var ya. Öyle bir bitirirken de. Karma 3'ü geçtim. Leona'sı da 3 yani. 5 level en azından. Yani 5 kişiyle öldürecek beni. Öyle düşünsek. Burası da fena olmayan bir büyücü kompu. Bakalım kim gelecek. 100 canda hiç kaybetmemiş birisi geldi.
Ne kaybetti aslında bu ya. 90 canda falandı da sanırım metabolikle doldurdu, evet. Çünkü bendim hiç kaybetmeyen. O değil. Gargoyle yapmayacağım. Biraz bekleyelim. Gün ateşi falan yaparız. O kadar bir şey öldüremiyoruz ki aksiyon akımı hiçbir işe yaramıyor. Bundan korkmuştum işte ben. Bu pozisyonda sanırım çok da iyi olmadı bizim için. Evet, bir kişi öldürebildik sadece. Yine ağır bir yenilgi oldu bizim için. Ha, normal ya, bir yıldız çok fazla karakterim var. Bir zahmet yenileyim arkadaşlar. Bir kere daha kaybedeceğiz. Sonra 7 level'da bir ufak aramaca, birazcık toparlamaca. Kendiliğinden vermiyor diyecektim. Verdi. Tamam, güzel. Bu en azından birazcık daha kanamamızı durdurma ihtimali olan bir şey. Burası Rise'ı yaptı. Burada bir büyücü kompu giden var. Bir de yukarıda bir, burada da bir büyücü kompu giden var. Ama buranın daha Rise'ı yok. Bu iyi haber. Ama galibiyet serisinde. Kimse çünkü Silas'ı öldüremiyor galiba. Kiminle oynayacağız acaba ya? Hadi bakalım. Oo, karmacı geldi. Bir kişi öldürsek yeter diyebilir miyiz buraya? Sanırım öyle. Şu Tarik'e vursanız, evet, çok güzel. Tamam, Tarik'i alırız. Bir de Lee Sin'i alabilme ihtimalim de var bak. Lee Sin'i ve Tarik'i alırsak aslında benim için büyük win burası. Tarik'i bayağı vurduk. Eray, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Umarım güzel bir gündür senin için. Tamam, kafi. Kafi yenilgi. Çok kafi bir yenilgi arkadaşlar. Bir zahmet yensin beni. Karma 3, Leona 3. Geçen gün Dark Passage'ın eski lig maçlarını izlerken Ötot isimde bir sup oyuncusu gördüm. Sen miydin yoksa başka bir sesin? Benim, evet, o benim. Drakaris, selamlar, hoş geldin. Hadi bakalım. Seviye kalsın. Ya bir şey diyeceğim, bir seviye daha mı alsak arkadaşlar burada aramak yerine? Yok yok, burada aramalıyız değil mi? Silas'ı bulmamız lazım bir kere daha bizim. Evet. Burada hatta biraz düşmemiz bile lazım. 62 canım var. Lobi çok haşin şu anda. Yok, benim burada bekleme gibi bir lüksüm yok. Ya da 8'e gitmek gibi bir lüksüm yok. Maalesef 7'de aramak zorundayım. Lobi çok erken güçlendi çünkü. 1 yıldız 3 üçleyenler var. Bir dakika. Büyücü mü geliyor? Büyücü geliyor galiba, spatula. Güzel. Şunu yapalım bu arada, gargoyle'u. Şunu böyle koyalım. Arıyoruz Rise için. Bunu koyalım içeri. Silas süper. Silas'ı koydum. Şunu koydum. Silas'a bunu verdim. Anivia sona. Rise olmadı. 5 büyücü olduk desek. Rise olmadı ama, niye öyle oldu? Rise lazımdı bana. Rise bayağı lazımdı hem de bana. Şuna bir zırh da verelim. Geriye zırh kaldı. Bunu da aslında Rise'e kullanacağız. Rise'ın canı çok iyi doldu ama hayır ya. Lee Sin bir kez daha ulti atınca yapacak bir şey kalmadı. 7 level 0 altın burası da. Rise ikileyemedik. İkileseydik belki burayı yenerdik. Çok az canı kalmıştı Lee Sin'in. Sanırım biz de 7'de 0 olmalıyız arkadaşlar. Biraz daha aramalıyız belli ki. Mavi batarya gibi ya. Ekstradan manalarının olması çocukların iyidir. Zaten aksiyon markta var. Tamam, Rise'ı bulduk. Bir round geç kaldı ama olsun. Biz onu o haliyle de seviyoruz. Bu 5'te kalsın ya bence. Böyle iyi. Böyle iyi arkadaşlar. Zilimiz de bu olsun. Şöyle yapalım. Budur budur. Ya Silas bir yıldız. O kötü işte birazcık. O kötü. Silas 2 çok lazım bana. Şu anda. Spatula da biraz yani şey oldu. Fazlalık oldu şu anda. An itibariyle. İyi bir şey ama. Bakalım, mavi batarya yardım edecektir ya şeye, ruhaniye. Ama yine de bir tık korkuyorum. Silas'ı 2 yıldız ve üzerinde de Zeroth var. Bir de Zeroth'la uğraşacağım. Bakalım, Ryze'a güveniyoruz desek. Mavi batarya Ryze'a.
Yakma etkim hala yok benim. Yakma etkim hala yok. Bu çok iyi bir büyücü oyunuydu arkadaşlar ya. Niye böyle oldu? Peki. Orta oyunumuz çok iyi geçmedi. Thylas 2 için sanırım bitirmem lazım tabii. Ah, bir de başka büyücü oynayanlar da oldu ya. Onlar buldular. Biz biraz geç kaldık. Biz biraz geç kaldık. Thylas 2'yi bulamazsak burada tanklayamayacağı için front devamı gelemeyecek oyunun. Şey geçtim farkındayım. Aymur geçtim farkındayım. Thylas 2'yi bulduk. Yani. Biraz geç bulduk ama ne yapalım. Bulduk en azından. En azından bulduk arkadaşlar, öyle düşünelim. Son ayı büyücü yapabilme ihtimalimiz var arkadaşlar. O yüzden böyle yaptım. Şimdi 4 ruhaniyi açtık. Ekstradan mana yenilemesi de geliyor oradan. Bir CC'si de var işte kompun. 2 yıldız Thylas'ımız da var. Çok altınımız gitti ama komp oturdu diyebilirim. 3 kişi gittiğimiz için büyücüyü biraz zor oldu tabii ama en azından geç olsun güç olmasın. Hiç bulamaya da bilirdik. 35 can da güzeldir yani, bayağı bir can yani. 35 baktığımızda çok az değil. Yani can almam lazım, o yüzden bu Zoe'yi istiyorum ama büyücü de yapmak istiyorum. Yani Zoe'yi alacağız kesin, %100 alacağız burada. Şimdi seviye atlayabilirsek bir şekilde, bir de mana alabilirsek şeyden, ejderden. Mana artı can olan bir sayfa gelse, şu yeleği de değerlendirebilsek. Son ayı büyücü yaparım, bir de Zoe'yi koyarız içeri. Yo, cana gerek yok, Zoe'nin içinde var gerçi, çıkarıcı alalım. Çıkarıcı artı mananın olduğu ya da can artı mananın olduğu bir sayfa istiyoruz. Böylece hem son ayı büyücü yapacağız. Bir can sonsuz candır, 35 can 35 katı yani. Mana alalım. Ya mana alabilirdik ama Zoe'yi kaçırmak istemedim. Level up'ta Zoe'yi koyarsak bu komp uçar. Bu komp uçar. Bence güçlü rakiplerle oynadık. Baksanıza yanıyor. Biz bunlarla oynadık. Şimdi daha güçsüzleriyle oynayacağımızı umalım. Öyle dua edelim. Yani ne yapayım? Dualara kaldık artık. Asas gelirse ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. En azından şeyi kaldırıyoruz havaya desek şöyle. Gelmedi galiba asas. Güzel. Bu da fena değil. Birinci kişi yani. Birinci olduysa vardır bir bildiği herhalde. Saldırıya devam var bir kere. O yüzden zırh işe yaramıyor. Böyle bir sıkıntımız var. Front eridi bile. Ulti atamadı full cana yakınken. Sersemletiyoruz desek arada. 3 yıldızmış burası. O güzel tabii onun için. Ufak yenilgi desek. Ultileri atmaya başlarsa sanırım öyle olacak. Oh. Yetmedi. Zamanı yetmiyor yani. Ultiyi atabilecek zamanı yetmiyor. Nomzi de bayağı beslendi ama oyun başından beri. Sanırım Heimer 1 kaldığı için sıkıntı yaşadı. Anivia'ya çok iyi eşyalar gelmiş. Helal be Anivia bak. Böyle şeylerle beni mutlu ediyorsun. Ya bu asas gelecek diye full sıkışsak mı biz arkadaşlar? Asol koymuş burası. Wow. Ne güzel ya. Herkes her şeyi yaptı. Biz bulamadık hiçbir şey değil mi? Sıkışmayacağım ya, yok. Bu sıkışmayacağım arkadaşlar. Ne yapalım, asas gelirse de. Çünkü o zaman ya karmaya karşı da kötü oluyorum. Diğer şeye karşı da kötü oluyorum. Asole karşı da sıkışmışken kötü oluyorum. Böyle iyi. Karmaya karşı yani güçsüz hissediyorum ama. Belki karma öne falan yürürse bir şeyler olur mu? Bakayım. Ah be. Lee Sin burada işleri bozdu. Çünkü Thylas'ı uzaklara fırlatınca o da öne doğru yürüdü. 2 kişilik yenecek. Tamam, bu da iyi bir yenilgi. Bu da iyi bir yenilgi. Ya ben 100 candaydım. En önde gidiyordum. Nasıl böyle bu kadar geriye düştük? İşte 7'de açık gözlük yapıp hemen aramamız lazımdı demek ki. Onlara comeback imkanı sunduk. Biz paramızı 8'e sakladık çünkü. Bir mana ya da çıkarıcı. Mana var, çıkarıcı yok. Mana ya da can da olur. Mana var, can yok. Mana var, çıkarıcı var. Aldım. Tamam, bu kadar. En azından burada bir yüzümüz güldü. Çıkarıcıyı şuna kullanıyoruz. Buna bir gün ateşini yapıyoruz. Gün ateşini yaptık. Bu çok iyi bir haber. Gün ateşini yapabilmek.
büyücü yaptık. 5 büyücü. Bir dakika, o zaman Zoe nasıl giriyor ya? Zoe ile 6 büyücü oluyoruz. Giriyor, yine girecek. Mecbur girecek de. Benim hesabımda daha şeydi. Daha zordu bunu yapması. Zoe'yi böyle mi koyuyordum o zaman? Zoe'yi mi? Ama hayır, Ryze'a da ihtiyacım vardı. Güzel DPS kaynağı Ryze. 44 istiyor level up. Ekstra olarak sokuyoruz o zaman Zoe'yi. Heimer yerine olmaz. Sylas yerine olmaz. Bunun yerine o zaman. Değil mi? Üzgünüm ama sanırım sen gidiyorsun. Mystic kaybediyoruz sadece. Şu an daha iyi bu arada ondan. Çok daha iyi hem de. Oy, Lee Sin sıkıntı yaratabildi ama bence iyileştirme etkimiz var ya, o yüzden dev katiliyle birlikte iyileştirme... Ne? Bekledi. Hmm, sağ tarafta olması. 3 yıldız değildi mi Lee Sin? Ölümsüzlüğü şeye vermedi ya. Ölümsüzlüğü Ryze'a vermedi. Kötü bir oyun, kötü bir oyun. Kötü bir oyun bu. Bu çok anlık bir oyun. Yani başkalarıyla birlikte aynı kompa gittik ve onlar bizden önce buldu. Bu oyunun özeti budur sevgili arkadaşlar. Yani. Biraz da benim tabii şeyim. Onu görsem muhtemelen pozisyonum diğer turda, diğer tarafta olsa hiçbir şekilde böyle gitmezdi de. Günün ilk oyun diyelim. Günün ilk oyun diyelim. Çok güzel metodik başladık. Böyle çok parayla 5'e hızlı basarak, 6'ya hızlı basarak, ekonomiyi çok iyi tutarak, ne bileyim. Ama işte devamı gelmedi. Devamı gelmedi. Hala gelebilir. 4 can sonsuz candır bu arada, onu söyleyeyim. Pes etmiyorum. Ama hiç kolay değil. Asaslara karşı özellikle galibiyet nasıl alacağız bilmiyorum. Ya oradan aslında Lee Sin'in geleceği çok barizdi. Bir sağ koymam lazımdı Sylas'a. Ama işte orada problem şey biraz. Herkese göre de pozisyon yapamam. Anlatabiliyor muyum? Nico kullansak mı acaba annem yerine? Nvidia'da hep güzel eşyalar geliyor, yazık ona, yazık ya, üzülüyorum yani. Upgrade. Yani şeyden korktuğum için, Asas'tan, hep burayı böyle sıkıştırmaya çalışacağız. Bakalım ya, bakalım, hala bir umudum var benim aslında. Ruhani çok olduğu için. Nami çıkabilir bu arada. Onun yerine daha iyi bir şey bekliyorum. Bard falan bekliyorum. 6 büyücüyüz çünkü, farkındayım. 7 büyücü olmak istemiyorum. Zaten gerek yok. Ki olamıyorum da yani. Hiçbir şey çıkaramam. 7 büyücü için. Dev katili olduğu için burayı alırız herhalde. En son bunu söylediğimde Lee Sin'i alırız. Dev katilimiz var dediğimde alamamıştık. Bakalım. En azından sıralamamızı yukarıda tutmaya çalışalım. Yani daha yukarıda bitirmeye çalışalım. Burada... Ya Asaslardan çok korkuyorum. Hala da gelmediler bize. O çok büyük bir problem bizim için aslında. Geri kalan hiç kimse değil de. Asaslar sanki. Mistik bir tane daha almak mı? Bence mistik değil ya. Bir tane daha Sylas'a bu. Mistik değil bence. Çünkü yani burası büyücü değil. Burası büyücü değil. Burası büyücü değildi. Büyücü olmayan da bir sürü taraf var. Tankımızı azıcık daha tanklaştırsak daha iyi gibi. Bak, kaç saattir şeyle oynamıyoruz. Aoshin. Ryze'ı ve bunu çıkarmak. Aoshin'i koymak. Aoshin'e bunları vermek. Olur sanki, değil mi? Büyücü azalıyor ama, değil mi? Büyücü azalıyor. Yok ya, yapmayalım onu. Sen buradasın. Buradasın. Budur ya doğru dizilim galiba. Budur doğru dizilim.
Asas gelecek, illa gelecek yani. Geldi, evet. Dua. Şu an sadece dua edeceğiz. Lütfen öldürme beni. Asas lütfen öldürme beni. Güzel. Mistik burada hiçbir işe yaramayacaktı. Atabilirse ulti belki. Sanırım aldık. Evet. Okey. Okey. Hadi. Comeback ihtimali. Comeback ihtimali. Ya bizim işte biraz daha erken para harcamamız lazımdı. Bu lobide bizimle aynı kompa giden başka insanlar olduğu için erken harcasaydık paramızı onlardan önce bulurduk. Bizim hatamız bu oldu. Geç harcamak parayı. Çok iyi. Sen artık en öne gidebilirsin. Bard var mı Bard? Bard. Avşin'i koysaydık bir büyücü eksik kalıyorduk arkadaşlar. Ve yani 4 büyücü oluyordu. Ve yani Ryze kadar etkili olamayabilirdi. 5 büyücülü hazır böyle itemli falan filan. Ryze'da fena değil. Şeyle oynayabiliyor muyum? Oynamıyorum değil mi? Tamam. Günet burada kalsın. Şöyle yapalım hatta. Ah be, en solda. Sükunet'i yiyemedi. Zaten Sükunet de o kadar etki eder miydi ondan emin değilim. Buranın şeyi çok büyük sıkıntı ya. Lee'sini büyük sıkıntı yaratıyor bize. Mistiğimiz var birazcık ya, yani o yardım ediyor. Çok mistik değil ama hallederiz ya burayı. Tamam, güzel. Karma 3'ü yendik. Hekarim'i de şey için düşünüyorum. Acaba şey yerine, Nami yerine kullanır mıyım ekstra bir front olarak diye de. Sanırım hayır. Sanırım hayır. Hekarim kullanmayacak. Bard ya. Burası Bard. Bizim bir Bard bulmamız şart. Ya da şey mi ya? Ornn mu? Ornn galiba değil mi? Kavgacı 2 versin. Ornn da olabilir. Ornn da olabilir değil mi? Sükunet çok iyi. Bir sola bir sağa sükunet atarız ya da ortaya. Yine okumadı. Özür diliyorum. Oyuna odaklanmam lazım. Çok az canım var. 4 candan nasıl okuyayım chat'i? Bekleyin bir. Oyun bitsin. Hepsini okuyacağım chat'in. Anyway, hep güzel itemlar geldi bu arada. O da biraz bizim şansımız oldu biliyor musunuz? Ornn bile daha iyi oldu ya Nami'den. Nami git. Bard bulmam lazım. Bulabilir miyim Bard? Ornn 2 de olur. Asol. Asol Anyway yerine koyabilirim. Ama hayır ya. Koyarım da güvenmiyorum Asol'e. Ya da şeyin yerine, ama bu eskisi kadar güçlü değil onun yerinde. Kitla ya da burası. İkisine karşı da böyle iyiyiz. İkisine karşı da böyle iyiyiz. Sükunetim tam buraya geliyor. Benim Ornn 2 yapabilirsem yapabilmem. Bir de Bard'ı koyabilmem lazımdı. Onu koyamadık. Burada tabii Son'un pozisyonu biraz terste kalmış ama o kadar da kötü değil. Front'u ve sonuçta bir bölgeyi şey yapıyor, stunlıyor. Evet, stunlıyor nasıl bile. Ki oraya da ben şimdi öldürdük çünkü. Okey, burası da bitti. Oh, çok yakın bir oyun. Çok yakın bir oyun, canlar çok yakın. Burası birinciydi, bir anda sonunculuğa gitti neredeyse. Ölmedi ama. Kimse ölmüyor lobide. Asol olmaz arkadaşlar. Bence Anivia'nın bu büyü direnci kırmasına ihtiyacımız var. Anivia kasırga attığında içindeki rakiplerin %40 büyü dirençleri kırılıyor. O bayağı iyi bizim için bence. Çok yakın, çok yakın, çok yakın. Burası şeyle çekiyor beni bu arada. Hadi bakalım. Thresh ile çekiyordu beni. Şimdi de sona mı çekecek ama... Siphon umarım Ryze atlamaz, sağ tarafa gider. Siphon'un karşısında olmam aslında iyi. Çünkü hemen öldüreceğim Siphon'u. Eğer öldüremezse beni. Güzel. Geliyor geliyor, Ryze'ıma geliyor. Ryze'ım teklendi. Ryze'ım teklendi ama canı çok az kaldı. Geriye kalanları halleder bence. Güzel, 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 güzel. 4 ruhani çok iyi. İlk 4. İlk 3. İlk 3. İlk 3. İlk 3. Hadi birincilik. Hadi birincilik. Şeye güzel eşyalar gelmiş. Asas. Asas'la oynayacağım %100. %100 sıkışmam lazım yani. Böyle bence. Budur. Budur doğrusu.
budur budur doğrusu. Oradaki şeyleri de atalım. Bu çok iyi bir sıkışma yöntemi. Bundan daha fazla sıkışamam. Aldık aldık bu şekilde. Bir ulti. Bir ulti. Tamam çok güzel. Olaf'ı iki kere ultiledik. Ölümsüzlükler geliyor. Olaf çok fena tanklıyor. Yeniyorum. Olaf kaldı bir tek. Burası benimle oynuyor ve beni yenmiş. Ama yani sonuçta Asas'a göre dizilim yaptım. İlk iki. Şimdi sana göre dizilim yapacağız. Zoe var. Alabilirim. Skynet şey var. Kariyer var. Ona dönüyor. O kötü. Kariyeri alamadım. Zoe alırsam yani. Bard var. Bard'ı almak çok şey değiştirir mi? Bence değiştirmez ya. Bard'ı almak. Güzel olabilirdi ama almasak da olur bence. Onun yerine tankı şey yapmak daha önemli gibi. Ama 2 level yapabileyim ya. Bard geldi. Kendisi de geldi zaten. Bard mı bu mu? Bard ya tamam Bard olsun Bard olsun hadi. Ortadan da alabilirdim Bard'ı da. Neyse. Peki bunu kime vermek? Hırsız eldivenini. Bence Zoe'ye vermek. O güzel. Bir sükunet de buraya geldi. Sükunet yemeyen olmadı herhalde. Siphon Rise'a yakın ama bu iyi bir şeydi aynı zamanda. Ben çünkü onu şey yapıyorum. Tamam onu atlamadı. Falan atladı ama bayağı vurduk şeye. Öldürmem lazım artık. Öldü. Okey. Tamam kazandık. Huf! Ya oyun başı çok güzel bir başlangıç yaptım ama orta oyun o kadar kötü geçti ki. Ben oynayamadım herhalde ya da bir şeyleri yanlış yaptım. Orta oyun berbattı. Her şey böyle yokuş aşağı gidiyor böyle yuvarlanıyoruz resmen. Böyle sanki tepeden bırakılmışız gibi. Arkamızdan da çığ geliyor böyle. Ama oyun sonuna doğru 4 ruhaniye inandım. Çok basit bir komptu. Yani 5 altınlık bir tane Zoe'm vardı. Sadece bir tane üzerine Bard ekledim. Çok basit bir komptu ama yapacağım her şeyi tak tak biliyordum. Güzel de oldu. Ortadan Bard almamak belki hataydı ama sonradan buldum neyse ki. Ya orada şey düşündüm ben. Bard'ı şu anki plan işliyor ve kazandım ben bu planla daha önce Ornn'la birlikte yani. O zaman niye çıkarayım Ornn'u diye düşündüm. Hem de fazladan önde duracak birisi daha diye düşündüm Ornn için. Ama işte Ornn 2 olmadı. Bard'a tekrar gelince bir düşündürdü. Dedim mana da hızlı doldururuz. Bard'ın düz vuruşlarından mana dolduruyor ya bütün takım Bard sayesinde yani. Öyle. Güzeldi. 2 can sonsuz candır. 2 can mı? 4 can mı? Çok yakın bir lobiydi. 3 kişi büyücü gittik. Ben büyücüden değil ruhaniden gittim daha doğrusu. Ruhani win'i de bayağıdır almıyorduk. 4 ruhani win'i bayağı iyi. Ruhani'yi çok seviyorum. Ryze'den değil de acaba Zoe'den devam etsek dedim ama bence Ryze'da kalmamız da yine iyiydi. Cicis. Güzeldi.